Hoş geldiniz. Bu akşamı bizimle paylaştığınız için çok ama çok teşekkür ederiz. Buradaki varlığınız çok ama çok kıymetli. Sevgili Rasim abimizin aramızdan ayrılışının, fiziken ayrılışının 3. senesi. Onu anmak üzerine böyle bir toplandık. Hep birlikte tıpkı onun isteyeceği gibi güler yüzle, sevgiyle, mutlulukla anmak için. Yine onu çok tanıyan insanlar olarak layık olma çabamız var. Ay onu öyle yapar mıyız? Ay bunu böyle yapar mıyız? Filan çabamız var. Sonra da Rasim abinin yine bir sesi geliyor kulağıma. Aman boş ver be, olduğu kadar da diyor. Ama bunu size yansıtmak istemeyiz. Tekrar hoş geldiniz. Bugün aynı zamanda çok özel bir gün. Ben de sahnede, kuliste bunda rol dağılımı yaptık Özlem'le. Bir erkek olarak Özlem üzerinden tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum. İyi ki varsınız. İyi bir hareketti vallahi ya. Şahaneydi. Çok daha etkili oldu düşündüğümden. Evet. Şimdi bu gecenin birçok paydaşı var. Bu organizasyonun birçok sahibi var. Konu Rasim Öztekin'i anma günü dendiği andan itibaren herkes yüreğini, kalbini, aklını, fikrini, bedenini koydu ortaya. Ve bu güzel daveti aslında hep beraber hazırladık. Burada bir ev sahibimiz var. Ev sahibi dediğimiz de koskocaman bir ilçe aslında. İstanbul'a biraz uzak şakası defalarca yapılmıştır. Yani birçok defa yapılmıştır. Ben şimdi Sayın Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık'ı sahneye davet edip kendisinden acaba Beylikdüzü'nü Kadıköy'e biraz daha yaklaştırabilir miyiz diye ricada bulunacağım ama. Hanımlar, beyler, çok büyük alkışlarla Beylikdüzü Belediye Başkanı Sayın Mehmet Murat Çalık. Buyurun lütfen. Hoş geldiniz. Biz de hoş gelmiş olduk tabii. Şimdi mesela kendisine hoş geldin demesi de tuhaf bir şey. Buyurun. Evet, çok teşekkür ediyorum. Bugün aslında çok özel bir insanı anmak için, onun ruhunu hissetmek için buradayız. Kıymetli eşi, hanımefendi Esra Hanım. Yine Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin kıymetli başkanı, çok sevgili Yüksel Hanım, çok teşekkür ediyoruz. Bugün burada bu güzel anı bizle paylaştığınız için. Biz bu kültür merkezini yaparken, aslında bu sahneyi de tasarlarken, kıymetli başkanım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu ile birlikte bu sahnelerin isimlerini çok konuştuk. Ama herhalde çok güzel oldu. Çok da güzel bakıyor kendisi bize şu an. Çok da yakıştı. Ben de bugünün, tabii çok özel bir gün. Sabahtan itibaren birçok toplantının içerisinden geçtik ama herhalde en özeli de bu olsa gerek. Hem 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Rasim abiye bakıyorum, o kadar güzel bir günü seçmiş ki bu dünyadan göçmek için. Ruhu şad olsun. O hep güzellikleriyle biz kendisini hatırlayacağız. Bu sahnede de çok güzel oyunlar sergilenecek. Her daim bu sahnenin en önemli izleyicilerinden bir tanesi de Rasim Öztekin olacak. Aynen de sahneden şimdi şu an bakıyor size. Yani çok net, bu sahnenin en özel konuğu kendisi olacak, ismiyle anılacak. Ben 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü de buradan, bütün kadınların Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun. Ben kadın olup emekçi olmayan bir kişi tanımadım. Kadınların tamamı gerçekten muhteşem, hayatımızı güzelleştiren, dünyayı zenginleştiren kişiler. Ben başta eşim olmak üzere şu an burada bulunan tüm katılımcıların, mutlaka hayatına dokunan kadınlar vardır. Emekçi Kadınlar Gününüz kutlu olsun.
Tabii bir seçim atmosferindeyiz. Allah kolaylık versin. Amin. Beylikdüzü'nü Kadıköy'e biraz daha yaklaştırmak, hatta Kadıköy'ün ötesine geçirmek için var gücümüzle uğraşıyoruz, onu söyleyeyim. Kültürün, sanatın başkenti haline getireceğiz Beylikdüzü'nü. Siz de Beylikdüzü'ne taşınmak zorunda kalacaksınız. Şimdiden ev bakın, ev bakın diyorum size. Ben tüm konukları sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Yoğun programlardan dolayı belgeseli izleyeceğim, konuşmaları dinleyeceğim. Bir parça da dinleyip aranızdan ayrılmak durumunda kalacağım ama kıymetli eşim sonuna kadar burada olacak. Ben tekrardan Rasim Öztekin'i rahmetle anıyorum. Ruhu şad olsun, ışıklar içerisinde uyusun. Çok teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ediyoruz. Rasim Öztekin'in bir kardeşi olarak, arkadaşları olarak size de çok teşekkür ediyoruz. Esra ablamızın, Esra Öztekin'in yazmış olduğu Sonsuz Aşk Rasim'im adlı kitabı belediye olarak alarak Rasim Öztekin tiyatro bursuna katkıda bulunduğunuz için bir tiyatrocu olarak da çok teşekkür ediyoruz size. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım. Evde bakacağız artık. Şöyle bir uygun bir 3+1, 2+1. Metrobüse yakın. Efendim? Siz de unutmayın başkan. Siz de unutmayın. Karşılıklı unutmayacağız bunları. Çok teşekkür ediyoruz. Çok tatlısınız. Sağ olun, var olun. Seçim için de başarılar diliyoruz. Evet, tanıklarımız var. Çok doğru. Tamam, çok pekala. Doğru. Şimdi tanık olunca da bir gerildim ama inşallah kötü bir şey söylemem. Neyse, izlerim. Pekala. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bir... Belgeselimiz var. Rasim abimizle ilgili. Çok seveceğinizi... Zaten onunla ilgili bir şey sevmeme ihtimalimiz de yok galiba. Hep birlikte izleyelim isterseniz. Buyurun. Şundan emin olun ki bakın usta oldu demedim. Hiçbir zaman ben kendimi de usta olarak görmüyorum zaten. Çünkü öğrenme devam ediyor. Öldüğün zaman usta olursun bence. Çünkü öğrenme bitiyor o zaman. Bir büyük usta düşünün. Kendisine usta denilmesini istemeyen. Hayat devam ettikçe öğrenmenin de devam ettiğini vurgulayan. Ancak ölümle birlikte öğrenmenin sona ermesiyle usta olunabileceğini söyleyen. Rasim Öztekin. Geleneksel Türk Tiyatrosu'nun 5. Kavuklusu. Hayatı sanat ve umutla aydınlanan toplumun ağabeyi ve usta bir sanatçı olma hikayesi. 1980 yılında Ferhan Şensoy'un Orta Oyuncular Topluluğu'nda profesyonel tiyatro yaşamına başladı. Kalp yetmezliğiyle tanıştığı 2009 yılına kadar Şahları da Vururlar, Kahraman Bakkal Süpermarket'e Karşı, İçinden Tramvay Geçen Şarkı, İstanbul'u Satıyorum başta olmak üzere Orta Oyuncular Tiyatrosu'nun tüm oyunlarında rol aldı. 32 gram silah, 32 gram akbün, 32 gram acıbaden, 64 gram çürgüdüm, 6 gram miski, 192 gram şeker gerisi var. Ben senin kız kardeşini tanımıyorum ki. Tanıyorsun herhalde ki, o da sizi tanıyor ki size selam ortalıyor. Evet. Sizin selamınız da ona şandelliyim mi? Senin kız kardeşinin ismi ne? Varıl da varım. Seni mi kıracağım? Aynen öyle söyler. Yavrum! Taksim'de en önemli sorun otopark sorunu. Ay ille yeşillik, ille çiçek görmek istiyorsa insanların canı. Kat otoparkının dört bir yanına beton saksılar yapılır, içine incir dikilir. Tuvalet ne tarafta? Ne demek tuvalet ne tarafta? Tamamen tesislerde bulunuyorsunuz. Acayip alengirli bir giriş var. Tuvalet girişimi, metro girişimi belli değil bir durum.
Bir bak siz bize doğrultmuşlar tümeyi. Bize sesleniyorlar teslim olun diye, iyi mi? Kulağım gittiler. Oh! Kurtuldum bu İbrahim'den diye düşünürken. İçeride neler atlattıysa. Sonra gelip beni de aldı. Konservatuvarlarım diye nitelendirdiği Ferhan Şensoy, Münir Özkul, Erol Günaydın, Tuncel Kurtiz gibi Türk tiyatrosunun önemli ustalarıyla aynı sahneyi paylaştı. Türk halkının kalbine doğru uzanan 41 yıllık sanat yolculuğunda topluma dair gözlemleri onun ruhunu besledi. Tersine Dünya, Arabesk, Pardon, Kabadayı, Gora ve Düğün Dernek başta olmak üzere Türk sinema tarihine damga vuran pek çok sinema filminde yer aldı. Duydun mu komşu? Az daha ölüyormuşum. Boş ver. Söyle bakalım. Türk müziğinde bir makam. Makam? Evet, bir makam biliyorum. Dur bakayım, şöyle bir şeydi. Terk edildi. Terk edildi. Bu değil. Terk edildi. Terk edildi. Bak kardeşim, bu değil. Terk edildi. Bana bak. Bu değil. Terk edildi. Bu değil. Nereye gidiyorsun lan? Köye. Bizim dayılımızın üstadı, eyvallah, görüşürük. Her bayram aynı oluyor lan sizden. Uyuyakalıyorsun, namazı dışarıda kılıyor. Git bayam geldi İsmail abi. Onunla uğraştım yani. Muhteşem fikirlerim var. Sinemada yepyeni bir soluk. Bilim kurgu, ne dersin? But uzay gemisindeyim. Bambaşka bir dünya. Sen olsan şimdi geri döner misin ha? Yani. Ya şekerim nerede olduğunu bir bilsen. Bilsen söyler miydin? Söylemezdim. Bizim usullerimiz vardır konuşturmak için. Kıtır kıtır kessen de ağzından laf alamazsın. Ayağından assak? Cop soksak? Nafile uğraşmazdım. Senin sertliğin bana sökmez. Niye biliyor musun? Niye? Bendeki göt hiçbirinizde yoktu ondan. Kaç yaşındasınız? 60'a yaklaşıyorum. Yılda kaç... Testleriyle birbirinden çok farklı karakterleri canlandırarak oyunculuk yeteneğini ve ustalığını rol aldığı her filmde seyirciyle buluşturdu. Rasim Öztekin televizyon dizilerinde hayat verdiği karakterlerle de ekran karşısındaki 7'den 70'e herkesin kalbinde taht kurdu. Kimi zaman geniş ailenin Kuddusi babası, kimi zaman suç dosyasının başkomiser Samet'i ve 80'ler dizisinin Fehmi babası olarak televizyon izleyicileriyle buluştu. Keşke bir ekmek çiğneyip koysaydım ya ben oraya. Niye? Ekmek çiğnenir olur mu ya? Allah Allah. Ben ekmeği o kadar çiğnedikten sonra yutarım ya. Niye buraya koyayım? Allah Allah. Bak, buz koydu, çok iyi geldi. Çok iyi geliyor. Aferin Fehmi'cim, niye dikkat etmiyorsun be anacığım? Çok dikkat ettim ya. Acayip dikkat ettim. İyice çıkarmayın bana ya. İyice çıkarmayın. Allah Allah. Şuraya bak ya. Ya sinirlendikçe düşünüyorum, düşündükçe sinirleniyorum ya. Kusurdan niye girdim yine? Ben içeri gidiyorum. Tamam Fehmi'cim, tamam. Dikkat ediyorum, çok saçma konuşuyorsunuz ya. Devamlı abuk subuk icatlar çıkartıyorsunuz. İcat çıkartmayın. Babanızın en sevdiği kitap icat çıkarmak hiç oynatmıyor icatlardan. 1988'de Altan Erbulak en iyi oyuncu, 1995'te İsmail Dümbüllü yılın en başarılı oyuncusu ödüllerinin sahibi oldu. 2003'te ise Afife Tiyatro Ödülleri komedi ve müzikal dalında en iyi yardımcı erkek oyuncu seçildi. Tuluat sanatının ve geleneksel Türk tiyatrosunun simgesi olan Kavuk, 2016 yılında Ses Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle Ferhan Şensoy tarafından Rasim Öztekin'e devredildi. Beşinci Kavuk diye selamlıyoruz. Rasim Öztekin,
Kel Hasan Efendi, İsmail Dümbüllü, Münir Özkul ve Ferhan Şensoy'dan sonra geçmişi 1920'li yıllara uzanan geleneksel Türk tiyatrosunun simgesi kavuğu taşıyan 5. isim oldu. Rasim Öztekin, Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesinde düzenlenen törenle 2020 yılında kavuğu Şevket Çoruh'a devretti. Sanatın, tiyatronun ve hatta ülkenin geleceği için çağdaş beyinlere ihtiyaç var. İşte bu gecenin de gelirini Çağdaş Yaşama Destekleme Derneği'ne bağışlamaya karar verdim. Gecenin gelirlerini bağışladığı Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Rasim Öztekin Tiyatro Bursu ise tiyatroya gönül veren 6 gence ışık oldu. Sanatçının vefatından sadece 6 ay önce oluşturulan burs fonu, günümüzde giderek büyüyerek Rasim Öztekin'i tiyatro sahnelerinde yaşatmaya devam ediyor. Saygıyla ve özlemle. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Rasim Öztekin Tiyatro Bursu fonuyla İstanbul Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramatürji bölümünde 4. sınıf öğrencisiyim. Merhabalar, ben Evin Acar. Kadir Has Üniversitesi Tiyatro bölümünde 3. sınıf öğrencisiyim. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Rasim Öztekin Tiyatro Bursu fonuyla öğrenciyim. Teşekkür ederim. Öncelikle bugün hepimiz için çok önemli olan bugün de bize burada Rasim hocamızı anma fırsatı veren herkese çok teşekkür ediyoruz ikimiz de. Biraz onun, bu bursun ve Rasim Öztekin'in bizim için olan öneminden bahsetmek istiyoruz size. Biz genç tiyatrocular olarak biliyorsunuz ki ülkemizde şu an tiyatro yapmak gerçekten çok zor. Fakat biz tiyatroyla sanat üretmeye çalışırken kendi çapımızda okuduğumuz bölümlerle zaten bir mücadele veriyorken geleneksel tiyatromuzun bu kadar büyük bir temsilcisi, Kavuklu hocamız, Rasim Öztekin'in bizim her zaman omzumuzda elini hissetmemiz bize çok büyük bir güç veriyor. Ve onunla birlikte tiyatroda yolumuza devam ediyoruz. Varlığıyla, sanatıyla, ürettikleriyle, fikirleriyle hala bizimle olan Rasim Öztekin'i sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz aynı zamanda. Bugünün ayrı bir önemi var. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Biliyorsunuz ki Rasim Öztekin her zaman kadının her zaman önde olması gerektiğini sanatıyla destekleyen bir sanatçıydı. Onun küçükken filmleriyle, tiyatrolarıyla, fikirleriyle ve daha sonrasında kavuğu teslim ettikten sonra da bu tiyatro fonunun devam ettirilmesiyle aslında geleceğe çok güzel bir adım atmış oldu. Biz hala onu anıyoruz. Umuyorum ki Rasim Öztekin ustamız gibi bizler de onların yolunda yürüyecek ve onların yolunda yürümekten asla vazgeçmeyeceğiz umuyorum ki. Ve aynı zamanda bu fonun devam ettirilmesini sağlayan başta Esra Öztekin'e ve Rasim Öztekin'in bütün dostlarına çok teşekkür ediyoruz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Biz size teşekkür. Gelin bir selam verin Allah aşkına. Önüne doğru. Bir kaçmayın, görsünler sizi yani. Buyurun. Hah. Kaçmayın hemen. (Gülüyor)
Biz size çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederiz canlarım. Sağ olun. Tabii bu organizasyonun en büyük, en önemli ayağı Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği. Hanımlar, beyler, müsaadenizle Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkanı Profesör Doktor Sayın Ayşe Yüksel'i alkışlarınıza sahneye davet etmek istiyorum. Buyurun hocam. Hoş geldin. Merhaba. Ben göz göze gelmeden hiç konuşmayı beceremiyorum. Acaba salonun ışıkları yanabilir mi biraz benim için? Biraz salonu alabilir miyiz arkadaşlar? Evet, çok teşekkür ederim. Biz de sağ olun. Evet, ilk alkış değil mi Sayın Ekrem İmamoğlu, Sayın Murat Çalık belediye başkanlarımızın yürekten gelen çabasıyla bu salonun inşa edilmesi ve Rasim Öztekin ismi verilmesi için değerli belediye başkanlarımıza. Evet, 80'ler benim akranlarımın, benim büyüklerimin, benim küçüklerimin, herhalde her yaştan gencin diyeyim, izlediği, zevk aldığı, adeta bağımlısı olduğu bir dizi. Yolda gelirken bir gencimiz, Garip Başakçı arkadaşımız dedi ki, ben akşamları dedi, hep 80'ler izliyorum. Benim 87 yaşındaki babam her akşam 80'leri izliyor, size çok selam söyledi. Siz de selam söyledi. Diyor ki, gelmiş geçmiş diziler içinde en kaliteli, en iyi dizi 80'ler. Çok teşekkür ederim. Kutluyorum. Öyle değil mi? Ama 80'leri 80'ler yapan, hani kast diyorsunuz ya, buradaki rollere seçilen, uygun görülen sizler, her biriniz gerçekten rolünüzün, ben sizi asla Özlem Hanım olarak bilemiyorum. Kutluyoruz canı yürekten. Evet, fiziksel ölüm kaçınılmaz ama gerçek ölüm kaçınılabilir. Gerçek ölüm ne zaman oluyormuş? Eğer sizin isminiz hiç anılmazsa oluyormuş. Peki burada gördüğümüz bu güzel insan, yüzündeki o samimiyet, içtenlik, güven duygusu hiç ama hiç değişmeyen bu güzel sanatçımız, kıymetlimiz Rasim Öztekin öldü mü? Asla ölmedi. O bizlerle hep yaşıyor. İnsanların eşleri en büyük şansları. Eğer hayatta gerçekten mutlu olmak istiyorsanız eşinizi doğru seçin demiş Doğan Cüceloğlu. Rasim Öztekin hem 80'lerde eşini çok doğru seçmiş hem de gerçek hayatta çok doğru seçmiş. Sevgili Esra Öztekin öyle bir eş ki bütün yaşamı Rasim Öztekin tiyatro bursuna biraz daha nasıl fazla para koyabilirim? Çocuklarımız daha çok nasıl yararlanabilir? Hep bunu düşünerek yaşıyor. Ben bu yaşıma kadar inanın böyle eş görmedim. Rasim Öztekin'in de en büyük şansı sevgili Esra Öztekin oldu diye düşünüyorum. Karşılıklı tabii ki. Evet, çok duygulu bir akşam olacak. 80'ler şarkılarını heyecanla dinlemek istiyoruz. Ama sizleri gerçekten canı yürekten seviyoruz. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği de 35 yıl boyunca 62 bin üniversite
mezunu kıldı. 42 bini kadın. Bu yüzden 8 Mart'ı vedasıyla farkındalık oluşturarak daha da anlamlı kıldı Rasim Öztekin. Biz de kız çocuklarının eğitimi için yıllarca emek veren bir dernek olarak bugüne kadar 42 bin kadın mezunumuzla Türkiye'nin dört bir yanında çağdaş yaşam kültürüyle onların yaşamlarını sürdürmesine katkı sunduk. 19 bine yakın da genç erkek mezun ettik. Kıymetlimiz Türkan Saylan'ımız eğitimle her kadının Atatürk Cumhuriyeti'ne borcu var derdi. O borcu ödeyen 23 bin kişi, gönüllülerimiz, bağışçılarımız, destekçilerimizle beraber her yıl ortalama 25 bin öğrenciye burs verebiliyoruz. Ne mutlu bize. Ve Türkan hocamızın hayalini aştık. 105 bin kız öğrenci bursu verebildik. Tabii ki yetmez, daha çok olmalı. Bu akşam sizlerin desteğiyle biraz önceki tiyatro okuyan pırıl pırıl genç kızlarımız, yakındaysalar benim yanıma da gelirlerse mutlu olurum. Onlar çoğalsınlar. Evin ve Yaren, yakınsanız, kulisteyseniz buyurun lütfen. Neden? Çünkü Mustafa Kemal Atatürk demişti ki, evet, sanatsız kalan bir milletin ana damarlarından biri kopmuş sayılabilir. Sanat bizi iyileştirir. Sanatsız kalmayalım. Rasim Öztekin tiyatro bursu çoğalsın, yaşasın. Türkiye'de herkes bu burstan yararlanabilsin ve tiyatro okusun. İyi akşamlar, iyi dinletiler. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. 80'lerde eşini doğru seçti. Oğlunu da fena seçmemiş ama. Hiç. Tamam. Hepsi çok güzel. Çok teşekkür ediyoruz. Derhal kıskançlık. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle Bursa katkıda bulunan toplu bilet alarak Acıbadem Sağlık Grubu'na çok teşekkür ediyoruz. Tez Medikal'e çok teşekkür ediyoruz ve Rasim abimizin Galatasaray Lisesi'nden dönem arkadaşlarına da bu vesileyle çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varlar, sağ olsunlar, var olsunlar. Bu akşam burada Rasim Öztekin sahnesinde şehir tiyatrolarının kanatları altındayız, biliyorsunuz burası şehir tiyatrolarına bağlı bir sahne. Ne mutlu bana ki ben de bir şehir tiyatroluyum. Çok uzun süre bu kurumda çalıştım. Benim ikinci okulum, gururla söylüyorum her zaman her yerde. Kurumumuz bizi öyle güzel sardı, sarmaladı, kucakladı ki başta sahne arkasındaki teknik ekipteki tüm arkadaşlarıma, ışık odası, ses, her şey ve her şey için gerçekten çok teşekkür ederiz. Biz burada evimizde gibi hissettik. Bunun en önemli mimarı da başından beri sürecin, başından beri bizi yalnız bırakmayan çok sevgili tiyatromuzun müdürü Oytun Askeroğlu. Sahneye davet ediyorum. Bir iki kelam eder. Buyurun. Teşekkür ederiz. Geleyim. Ne olur. Eyvallah. Hoş geldiniz. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Heyecanımı öncelikle affedersiniz, bir sürçülisanım olursa notlarımdan okuyacağım size. Bugün burada Türk Tiyatrosu'nun duayen oyuncularından Rasim Öztekin ustamızı anmak için buluştuk. Öncelikle salonumuzda bulunan kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Rasim Öztekin geleneksel Türk tiyatromuzun en önemli sembollerinden olan İsmail Dümbülü'nün kavunun 5. sahibi, orta oyuncuların yol arkadaşı, şu an aramızda bulunan 80'ler dizisi oyuncuları gibi birçok oyuncunun da ustasıydı.
Diliyorum ki Türk tiyatrosunun duayen oyuncusu Rasim Öztekin'in ismi verilen bu sahnede çok önemli tiyatro oyunları sahnelenir. Çok önemli yeni sanatçılar yetişir. Biz şehir tiyatrosu olarak Darul Bedai geleneğinden geliriz. Hepinizin bildiği üzere güzellikler evi demektir. Bu evi güzelleştiren, zenginleştiren, kıymetini arttıran işte böyle ustalarımızın değerlerini önemsemek, onların ışığında yürümekle birlikte mümkün olmaktadır. Bizler de bu sahnemizde Rasim Öztekin'in adını yaşatarak güzellikler evimizin değerlenerek, katlanarak devam etsin istedik. Rasim Öztekin sahnesinin yapımında ve sahneye çok değerli sanatçımız Rasim Öztekin isminin verilmesinde emeği geçen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na, Beylikdüzü Belediye Başkanımız Sayın Murat Çalak'a çok teşekkür ediyorum. İBB Şehir Tiyatroları ailesi olarak bu akşam bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum. Ustamızı bir kez daha rahmetle anıyorum. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Tabii 80'ler dizisi deyince biz ekran önünde yapılan övgüleri birazcık haksızca bu övgülerin tamamını almış oluyoruz. Halbuki 80'ler oyunculardan çok daha başka, çok daha büyük bir proje. Kendisini yeni title'ıyla, yeni göreviyle sahneye davet etmem icap edebilir ama bizim için başkadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven deme benim dilim varmadı. 80'lerin mucidi Birol Güven. Patron hoş geldin. Oğlum şunu şey yapsanız da patron geliyor indirseniz. Ya biz Esra'yla bu geceyi konuşmaya başladığımızda ben sinema genel müdürü değildim. Evet. Çok yeni bir sinema genel müdürüyüm. Burada da zaten sinema genel müdürü olarak bulunmamaktayım. Rasim Öztekin ve Esra Öztekin'in çok yakın bir dostu olarak bulunuyorum. Bu arada 80'lerle ilgili bir şey söyleyeyim. 80'ler, 80'lerden uzun süren tek dizi. Biliyorsunuz 80'ler Kenan Evren'in icadı. Ama bizim dizi herhalde 13 yıl falan sürdü. Öyle de bir tarihe geçmişliğimiz var. Çünkü böyle ilginç bir dizi o. Dünyanın en iyi en yetenekli insanlarının bir araya geldiği bir dizi. Sanat bir kompozisyon. Sinemada bir kompozisyon. Bu kompozisyonun en güzel örneği de 80'ler aslında. Hem kamera önünde hem kamera arkasında. Gerçekten çok iz bıraktı. Rasim Öztekin tabii birçok iş yaptı ama belki de son yaptığı iş olduğu için çok özdeşleşti. Herkes 80'lerle konuşuyor. Biz Rasim Öztekin'le ailece böyle çok gerçekten çok yakındık. Sanılanın aksine de hiç öyle sinema, televizyon, tiyatro bir şey konuşmazdık onunla. Ya futbol konuşurduk, daha çok da yemek konuşurduk. Ben yemekle kandırırdım onu. Mandıra filozofunu yazmıştım. Bir üşeniyordu falan dedim. Çökertme de çekeceğiz. Çökertme kebabı falan. Onu öyle kandırmıştım. Ama daha sonra ben bir film daha yazdım. Dedim ki gel dedim bunu da çekelim. İstemedi. Dedi sadece gezelim dedi. Bu böyle ölümünden çok kısa bir süre önceydi. Sadece gezmek, yemek yemek istiyordu. Kavala'ya gitmek istiyordu. Çok planlarımız vardı. O daha uzun bir geziye çıktı, vazgeçmedi. Gerçekten biz çok özlüyoruz kendisini. Ama ilginç, biz onun hakkında konuştuğumuzda, yani üzerinden 3 yıl geçti, hala ilk gün de böyleydi. Biz çok gülüyoruz ya. Rasim Öztekin konuşurken, hani bizi tanımayanlar, bilmeyenler falan garip de geliyor olabilir ama bizim değil mi arkadaşlar da, Şoray hala şimdi birazdan evet anlatır. Rasim Öztekin böyle gülerek hatırladığımız ve hatırlayacağımız
Bizim için ölümsüz bir insan. Mekanı cennet olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Bu arada gerçekten başta İlker ve Özlem olmak üzere, tabii Esra'yı saymıyorum. Esra bir yıldır uğraşıyor bu işle ama çok büyük bir emek harcadınız. Size de çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Biraz sonra gelecek arkadaşlarımız da çok emek harcadılar. Evet. Bizim çirkin şarkıcımız Aydın Sarman da çok emek harcadı. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Tabii şimdi bir dinletiye geçeceğiz. 80'ler şarkıları, Rasim abinin sevdiği şarkılar, dönem şarkıları. Ama bizler bu bir şan dinletisi değil. Bu bir hatıra dinletisi. Sesimiz kayar ederse şimdiden kusura bakmayın. Sürçülisan edersek affola diyelim. O zaman aramızdaki iki profesyonel yani bu işi gerçekten. Sadece iki kişi var zaten. İlk önce onları sahneye davet edelim müsaadenizle. Çok sevgili Burcu Güven ve Aydın Sarman. Alkışlarınızla buyurun lütfen. Lay lara lay lara lay lara lay 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 lara lay lara lay lara lay 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 lara lay lara lay lara lay 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 lara lay lara lay lara lay lay lay. Geldik gidiyoruz karma karışık yollarda, hüzünden mutluluktan dem ala ala. Yapmışız gene yıkmışız hep en sonunda, maziye sırtımızı yaslaya yaslaya. Tutunmuşuz geçmişin kanatlarına, özlemişiz ne var ne yoksa hep bir devri. Güç almışız dünden bugün yürürken yollarda. Aslında hepimiz bir gün geçmişiz. Tutunmuşuz geçmişin kanatlarına. Özlemişiz ne var ne yoksa hep bir devri. Güç almışız dünden bugün yürürken yollarda. Aslında hepimiz bir gün geçmişiz. Lay lara lay lara lay lara lay 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 lara lay lara lay lara lay 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 lara lay lara lay lara lay 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 lara lay lara lay lara lay 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 lara lay lara lay lara lay 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 lara lay lara lay lara lay lay lay. Tutunmuşuz geçmişin kanatlarına. Özlemişiz ne var ne yoksa hep bir devri. Güç almışız dünden bugün yürürken yollarda. Aslında hepimiz bir gün geçmişiz. Geldik gidiyoruz. Lay lara lay lara lay lara lay 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 lara lay lara lay lara lay 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 lara lay lara lay lara lay 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 lara lay lara lay lara lay 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 lara lay lara lay lara lay 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 lara lay lara lay lara.
sevgili konuklar, hepiniz hoş geldiniz. Herkese iyi akşamlar dilerim. Kendi ismini taşıyan bu sıcacık salonda Rasim abi için beraber olmak hem özlem dolu hem çok gurur verici. Söyleyecek çok şey var, o kadar iyi bir konuşmacı değilim. Ama hayatımın bir bölümünde, sinema filmlerinde, dizi filmlerde, müzik stüdyolarında, dost meclislerinde, hatta seyahatlerde onunla birlikte olmaktan dolayı çok kazanımlarım oldu. Çok gururluyum ve çok zenginim. Sonra bir gün Rasim abi gitti. Fakat o gittikten sonra şöyle bir geriye dönüp baktım. Hala onun geriye bıraktığı tüm eserleri, sinema filmleri, dizi filmleri, tiyatro oyunları, en çok da onun bursuyla okuyan değerli öğrencileri, zenginliği gitgide yıllar geçtikçe katlanıyor. Hala çok zenginiz. Rasim abi, bu zenginliği bize bahşettiğin için, seninle birlikte olma şansını bize verdiğin için çok teşekkür ediyorum. Bugün bütün 80'ler şarkıları senin için ve senin için buraya gelen tüm konuklar için. Hepinize iyi dinlemeler. Çok teşekkür ediyoruz. Ben herkese öyle takdim etmeyeceğim ama bir evin babası gittikten sonra evin en büyük oğlu eve babalık yaparmış ya. Bizde de şimdi öyle oldu. Hanımlar beyler, Şoray Uzun. Bilenler eşlik edebilirler, çok mutlu olurum. Hatırladın mı eskiden? Geçmişteki günlerden. Akşamları beklerdim. Sen uzaktan bakarken. El ele yürürdük. Evinizin yoluna şarkılar fısıldardın, gülümseyerek bana bitmesin derdik bu yol, yağmurda ıslanırken geceler bile gündüzdü ikimiz beraberken. Bitmesin derdik bu yol, yağmurda ıslanırken geceler bile gündüzdü seninle beraberken. Fakat aylardan sonra bir gün sana koşarken yalnız değildin o yolda, sana uzaktan bakarken şarkılar söylüyordun, yine sen gülümseyerek. Göz göze geldik ama sarıldın gittin ona. Mutluluklar benden sana, beraber olmasak da her yağmurlu akşamda yürürüm aynı yolda. Mutluluklar benden sana,
beraber olmasak da hayalinle yürürüm evimizin yoluna. Mutluluklar benden sana, başkasının olsan da sallanarak yürürüm artık kendi yolumda. Çok çok teşekkür ederim. Çok çok teşekkür ederim. Eşimin doğum günü dündü, kutluyorum. Tüm kıymetli hanımefendilerin, çalışan kadınlar gününü kutluyorum. Bu 80'ler adına söylediğim şarkıydı. Akışta yok biliyorum ama bir kuple Rasim abi için bir şarkı daha söylemek istiyorum izniniz olursa. İzin sizin. Aydın. Aydın'ın akışında var mı şarkı? Yıllar geçse de üstünden bu kalp seni unutur mu? Kader gibi istemeden kalbim seni unutur mu? Bambaşka bir halin vardı, fark etmeden beni sardı, benliğimi benden aldı. Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Kalbim seni unutur mu? Oysa düşlerim başkaydı, birdenbire yarım kaldı, yaşanacak çok şey vardı. Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Kalbim seni unutur mu? Rasim abi, seni çok seviyoruz. Yattığın yeri incitmesin, mekanın cennet olsun. Çok teşekkür ederim. Hakan. Buyurun lütfen. Alkışlarınızla Hakan Bulut. Hanımlar, beyler, sağ olun. Bakar bana gözlerin, ışık arar gecede resmin, umut verir gözlerin. O bakışın senin bayramlık gözlerin, çocuk gibi bakan, güneş gibi yakan, hep içimde saklasam. O bakışın senin, varalık gözlerinin, çocuk gibi bakan, güneş gibi yakan, hep içimde saklasam. La 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 la. Önümde sessiz, sessiz resmin duruyor. Renksiz geçen geceye sensiz
resmin renkler veriyor. O bakışın senin, bayramlık gözlerinin, çocuk gibi bakan, güneş gibi yakan, hep içimde saklasam. O bakışın senin, bayramlık gözlerin, çocuk gibi bakan, güneş gibi yakan, hep içimde saklasam. Bravo! Sağ olun, sağ olun. Efendim, çok teşekkür ederiz. Sağ olun, sağ olun. Hepinize çok teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz, iyi ki buradasınız. İyi ki bizlerle beraber Rasim abiyi anıyoruz hep birlikte. Sağ olun, ayaklarınız dert görmesin, alkışlarınız dert görmesin. Sağ olun. Rasim abi, hepsi sana. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz ve sevgili Onur. Çok heyecanlı burası ya. Dut ağacı boyunca dut yemedim doyunca, dut ağacı boyunca dut yemedim doyunca, yari düşümde gördüm saramadım doyunca. Yari düşümde gördüm saramadım doyunca. Benim balam kime neyle, körpe balam kime neyle, benim balam ay balam, ay körpe balam ay balam, benim balam ay balam, körbe balam ay yedirdim yavaş yavaş, ayağıma değdi taş. Menden sene yar olmaz, gel olak bacı kardeş. Menden sene yar olmaz, gel olak bacı kardeş. Benim balam kime neyle, körpe balam kime neyle, benim balam ay balam, ay körpe balam ay balam, benim balam ay balam, ay körpe balam ay balam. Bravo. Rasim abi için burada olmak çok güzel. Rasim abi için şarkı söylemek, Rasim abi için gelen insanlarla bir arada olmak çok güzel. Rasim abiyi çok seviyorum. İyi ki geldiniz. Şimdi biraz hareketlenelim. Biraz eğlenelim. Biraz Rasim eğlenelim. Abi eğlenmeyi çok seviyordu. Evet, eller. O da öyle isterdi. He, ha, 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 ha. Evet. Evet. Şu
dereler, şu düzler. Aman aman aman, kemkim edilen sözler. Bom bili 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 bom, bom bom bili 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 bom. Bravo! Bom bili 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 bom, bom bom bili 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 bom. Hep beraber! Yine mi sürmelendi? Aman aman aman, ocak söndüren gözler. Bom bili 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 bom, bom bom bili 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 bom. Daha yüksek duymuyoruz. Bom bili 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 bom, bom bom bili 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 bom. Sivas! Sivas'tan aldım bakır. Aman aman aman, yosmam gözleri. Hep beraber. Bom bili 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 bom, bom bom bili 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 bom. Bom! Bom bom bili 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 bom, bom 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 bom. Mikrofonda Rasim, ter akıyor sırtımda. Kolay değil böyle rapte yerinde durmak, zıplamak, hoplamak, çılgın gibi bağırmak. İçinden geliyor başlayacak kudurmak. İyiydi ne gerçekler şimdi başlayacak. Uzun lafın kısası diskotekte başladı. Melez bak Aydın abi devam ederim, hazır mısın? Son ki 3, 4, hop! Bom bili 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 bom, bom bom bili 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 bom. Daha yüksek! Bom bili 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 bom, bom 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 bili 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 bom, bom 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 bili 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 bom, bom bom bili 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 bom. Son kez! Bom bili 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 bom, bom bom bili 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 bom. Bana da sürpriz oldu. Hiç çalışmamıştık. Çok güzeldi. Çok pardon. Bom bili 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 bomun daha iyi söyleyen herhalde çıkar mı hocam? Çok uzun konuşmayacağım ama Rasim abim gitmeden böyle yaklaşık 1,5 ay önce falan demiştik ki Begüm daha buraya geldiğinde yürümeyi bilmiyordu. Önce yürümeyi öğrendi. Okulunu bitirdi. Sonra biz onu evlendirdik. Elimizde büyüdü dedi. Gerçekten de öyle oldu. İyi ki de öyle olmuş. Ben çok şanslıyım kendi adıma. Onu çok seviyorum. Onu yaşatmaya bu şekilde devam edeceğiz. Teşekkürler geldiğiniz için. Yani söylenecek çok şey var tabii ki. Ama yani Rasim abi işte bizim biraz önce söylediğimiz gibi bombili bomu o kadar neşeli, etrafına o kadar enerji saçan, o kadar insanları böyle neşelendiren, o içinde bulunduğu kederden çıkartan koca yürekli, muhteşem güzel bir insandı. O yüreğinin içerisinde hepimize yer vardı. O yüzden ona çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Ayağınıza sağlık, iyi ki geldiniz. Ben de çok teşekkür ediyorum burada olduğunuz için. Rasim abi anlatmak o kadar uzun sürer ki ama şöyle ifade etmek istiyorum. Benim için Rasim abi, Rasim usta, Rasim hoca bir okuldu. Ben ondan çok şeyler öğrendim ve bana öğrettikleriyle devam edeceğim tiyatroda. Rasim abinin izinden yürümeye, onun yanında, onun suratına bakarak söylemiştim, söz veriyorum demiştim. Çünkü şanslı insanlardan bir tanesiyim. Çünkü benim oyunlarımı gelmişti Esra ablacığım. Çok seviyorum. Onun yolundan yürümeye devam edeceğim. İyi ki Rasim Usta var. Sağ ol. Ben de birazcık şimdi eğlenceli taraf sembolize edildi. Diğer taraftan da Rasim abi. Çok romantik de bir adamdı. Öyle değil mi Esra da? Konuşalım bunları Allah aşkına. Tamam güldük eğlendik tamam da. Harikulade romantik bir adamdı. Müsaadenizle. Çok özür dilerim. Alıştım sana bir tanem, alıştım her gün görmeye. Bir nefes gibi muhtacım sevilmeye,
sevmeye. Her sabah uyandığımda seni bulurdu yanında. Yokluğun bir zehir gibi dolaşıyor kanımda. Alışmak sevmekten daha zor geliyor. Alışmak bir yara bağrımda kanıyor. Sen yoksun kollarım boşluğu sarıyor. Alıştım bir tanem, alıştım sana. Alışmak sevmekten daha zor geliyor. Alışmak bir yara bağrımda kanıyor. Sen yoksun kollarım boşluğu sarıyor. Alıştım bir tanem, alıştım sana. Eşim buralarda eminim. İyi akşamlar. O zaman mikrofonu seversin sevmez, gel dersin gelmez, bu acı bitmez, çaresizim çaresiz. Arkasından koşarsın bekle dersin, bir kere dönüp bakmaz, çaresizim çaresiz. Bir gün gelir aşk biter, insafsızca terk eder, bütün bunların ardından sadece gözyaşı kalır. Thank you.
haykırırım durmaz, ağlarım bilmez, çaresizim, çaresiz. Ne yapsam bilmem ki, arkasından gitsem mi? Sonunda ayrılık var, çaresizim, çaresiz. Bir gün gelir aşk biter, İnsafsızca terk eder. Bütün bunların ardından sadece gözyaşı kalır. Seversin, sevmez, gel dersin, gelmez. Bu acı bitmez, çaresizim, çaresiz. Bir zamanlar ne mutluyduk, gelecekten umutluyduk. Gitti her taraf sessiz, çaresizim, çaresiz. Evet, ben babasını çok erken kaybetmiş bir çocuğum. Çok erken kaybettim. Teşekkürler. Hemen böyle şarkının içinden girmek istedim. Çünkü bu albümü yaparken hatırlıyorum Aydın'la biz her hafta. TRT için çok büyük bir olaydı çünkü bayağı yayınlandığı zaman reytingler, çok yüksek reytingler alıyordu dizimiz ve içindeki müziklerden bir albüm yapalım dedik ve sonra sevgili Rasim abi de bu şarkıların her birinde bizlere çok cesaret vermişti. Bu şarkı da bizim grubun eşlik ettiği şarkılardan bir tanesidir ve benim için babasını çok erken kaybetmiş küçük bir kızın iş hayatında bulduğu babasıyla, ki Rasim abi o, paylaştığı bir şarkıydı. Onu çok özlüyorum. Çok kıymetli bir insandı. Sadece bizim iş arkadaşımız olduğu için, çok önemli bir tiyatrocu olduğu için değildi. İnsan kaliteleri olarak da çok önemli bir insandı. O yüzden her gün onu özlüyorum. Almadığım bir gün bile yok. Umarım ışıklardadır, yattığı yer incitmez. İyi ki geldiniz, iyi ki teşekkür ediyoruz. Bizleri desteklediniz ve genç tiyatrocu arkadaşlarımızı desteklediniz. Rasim abinin içinin daha rahat ettiğinden eminim. Çok teşekkür ederim. Galiba alıyor. Tamam. Haydi! Lay 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 lay. La 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 la
köşe bazen keder. Hayat böyle geçip gider. Tatlı günler, acı günler, bir yastıkta hep beraber. Haydi bakalım bütün salon. Yeter bana. Altın, gümüş, pırlanta, zümrüt, sedef, yakutla. Kim mutlu olmuş dünyada? Bir tek içten gülüş, bir tatlı söz, bir öpüş sevdalı. Bir tek bakış yeter bana. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Ay. Çok teşekkür ederiz. Alkışlarınıza sağlık. Şimdi. Şimdi bir dakika. Birazcık not aldım çünkü söylemek istediklerimden bazılarını söylemezsem galiba üzüleceğim. O yüzden müsaadenizle azıcık kopya çekerek bir şeyler söylemek istiyorum. 80'ler senelerce devam etti dizi ve orada değişmeyen böyle hepimizin yüzünde bir gülücük oluşmasına sebep olan değişmeyen tek bir şey vardı. Pek sevdiğimiz, gördüğümüzde pek mutlu olduğumuz Rukiye ile Fehmi'nin aşkı. Çok güzel yazılan sahnelerdi. Çok keyifle oynadık canım Rasim abicimle. Rukiye ve Fehmi o dönemde o coğrafyada yaşayan anne, baba, karı, koca, kadın, erkek nasıldı? Bize onu anlattılar yıllarca biliyorsunuz. Saygıyla, sevgiyle böyle sağlam temelleri dokunmuş bir evlilik nasıl olur onu gösterdiler. Şimdiki zamanda biraz zor bunları bulmak. Ama bence Rasim abimin beslendiği, bunları bize anlatırken beslendiği oyunculuğunda çok kıymetli bir kaynak vardı. Sevgili eşi Esra. Ve onların yaşsız, gencecik aşkı. Ben size biraz bundan bahsetmek istiyorum bu akşam. Biz bu aşka tanık eden şanslı insanlardık. Onların ışıklarında hepimiz yıkandık. Çok çok mutlu olduk. Çok çok ilham aldık. Onlar iyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta her zaman el ele ve birbirlerine sapasağlam destek olurken bir an bile İyi vakit geçirmekten, gezmekten, tozmaktan, eğlenmekten, birbirlerine şakalar yapmaktan geri durmadılar biliyor musunuz? Ve bu o kadar kıymetli bir şeydi ki hepimizin gözünde bu aşka tanık olmak, bunu hissetmek. O yüzden kendimizi, Esra'cığım belki sana bunu hiç söylemedim ama o kadar şanslı hissediyorum ki. Çok teşekkür ederim. Kendi adıma özlem olarak bana çok fazla şey kattı sizin sevginiz. Katmaya da devam ediyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde her kadının başına gelsin diyeceğimiz bir aşk yaşadılar. Rasim abi çok seviyorum. İyi ki geldiniz. Esra'cığım, o zaman bu şarkı senle Rasim abi. Bir akşam gözünde aşk tüterse, geçmiş yıllar aklımdan geçerse, kalbim bomboş
biter biterse sen üzülme, ben varım. Neler geçti kim bilir başımdan, sevgi umdum hep başkalarından. Ağlama gidenlerin ardından, o giderse ben varım. Ve Aydın Sarman. Aydıncığım. Bir şey olacak. Şey. Varsa her şey hatırımda, sanki daha dünmüş gibi senden gelen senin olan. Ne varsa her şey hatırımda. Bir ömür alıp gittiler, ne günlerdi ah o günler. Bir daha dönülse şu yalancı dünyaya, bir ömür verir.
seninle bir günlük mutluluğa yabancı gibiler, bir günlük mutluluğa bir ömür alıp gittiler. Ne günlerdi, ay o gün. Şöyle bir şey yapalım. Bir şarkıyla bırakacak halimiz yok Aydın Sarman'ı herhalde. Peki. Katılıyorum. Gözümde can koskoca mazi, sevgilim nerede, ben neredeyim? Suçumuz neydi ki ayrıldık birden? Kaybolmuş benliğim, bak ne haldeyim. Gözümde canlanır koskoca mazi, sevgilim nerede, ben suçumuz neydi ki ayrıldık birden? Kaybolmuş benliğim, bak ne haldeyim. Efkarım birikti sığmaz içime, bir sitem etsem de azdır kadere. Gülmeyi unutan yaşlı gözlerine mutluluktan haber ver dilek taşım. Efkarım birikti sığmaz içime, bir sitem etsem de azdır kadere. Gülmeyi unutan yaşlı gözlere mutluluktan haber ver dilek taşım. Hadi büklüm büklüm boynumda, hani paramparça ruhumda, hani soran gözlerle kapımda, bekleyen yarınlar. Hani büklüm büklüm boynumda, hani paramparça ruhunda, hani soran gözlerle kapında, bekleyen dargın acılar gibi. Sevilmeden de sevmeyi, neyi özlediğini bilmeyi, acı da olsa görüp de söylemeyi bilmediysen, sanki seni boğar gibi, sanki yeniden
ölür gibi. Acısını, çilesini çekmediyse, hani büklüm büklüm boynunda, hani soran gözler. Bekleyen dargın acılar gibi, hani büklüm büklüm boynunda, hani paramparça ruhunda, hani soran gözlerle kapında, bekleyen dargın. Rasim abi olsaydı eminim derdi ki, oğlum Biden lan. Biden bu ne lan derdi. Şunu severdi biliyor musunuz? Bugünkü aklım olsaydı, harcar mıydım günlerimi? Her kadehte, her yalanda izler miydim dertlerimi? Bugünkü aklım olsaydı, harcar mıydım günlerimi? Her yalanda, her kadehte saklar mıydım dertlerimi? Saçlara dolunca aklar birden bin pişmanlık başlar. Sanki felek tokadını bizim gibilere sakla. Boşvere boşvere ne hale geldik, her yüze güleni biz dost mi vallahi. Boşvere boşvere ne hale geldik, her yüze güleni biz dost bildik. Geçti yıllar bir su gibi, neredeydik nerelere geldik? Geçti yıllar bir su gibi, neredeydik nerelere geldik? Aydın Sarma. Bravo! 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 Bir kıvılcım düşer önce, büyür yavaş yavaş. Bir bakarsın volkan olmuş, yanmışsın arkadaş. Dolduramaz boşluğunu ne ana ne kardeş. Bu en güzel, bu en sıcak duygudur arkadaş. Ortak olmak her sevince, her derde, kedere. İçten gülen gözlerle yaş. Yollarımız ayrılsa bile seninle arkadaş. Evet arkadaş, kim olduğumu, ne olduğumu,
nereden gelip nereye gittiğimi sen öğrettin bana. Elimden tutup karanlıktan aydınlığa sen çıkardın. Bana yürümeyi öğrettin yeniden. El ele ve daima ileriye. Bir gün birbirimizden ayrı düşsek bile, biliyorum hiçbir zaman ayrı değil yollarımız. Ve aynı yolda yürüdükçe gün gelir ellerimiz yine dostça birleşir. Ayrılsak bile kopamayız. Ortak olmak her sevince, her derde, kedere. Ve yürümek ömür boyu beraberce. Gülen gözlerde yaş, yollarımız ayrılsa bile seninle arkadaş. Sonra niye böyle hüzünlendirdiniz bu insanları diye. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Lay la la 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 Aydın, 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 Aydıncığım selamımızı verebilir miyiz? Evet. Çok teşekkür ederiz. Bir daha selam verememişiz lütfen. Buyurun. İyi akşamlar diliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Ayaklarınıza sağlık.